Merhabalar. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programının bugün 71.sinde bir aradayız. Ben Pınar Uyan Semerci. Ladin Bayırgil konuğum. Ladin Boston Üniversitesi'nde sosyoloji doktorası yapıyor ve Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşümü çalışıyor. Ama bunu biraz özel bir biçimde çalışıyor. Ev sahibi ve kapıcılar üzerinden. Bugün Ladin'le bayağı tartışacağız bu konuyu. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. 1 Mayıs öncesi de aslında belki de emeklerin çok fazla olan, hepimizin üstünde emekleri olan kapıcıları başka açıdan da dinliyor olacağız. Seninle beraber konuşuyor olacağız. Görünmeyen emekleri de belki. İstersen önce kentsel dönüşümden başlayalım. İstanbul çünkü çok ciddi bir kentsel dönüşümün içinde. Aslında İstanbul Hepimizin girişiminin birçok programında bu tartışılıyor ama biz biraz daha farklı bir boyutunu tartışacağız. Kentsel dönüşüm genelde nasıl ifade ediliyor? Senin çalıştığın alanda bir farklılık var mı? Belki oradan başlayabiliriz. Tabii. Öncelikle teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Böylece araştırma konumu hem size hem de diğer izleyicilere aktarma fırsatı buldum ben de böylece. Kısaca ben araştırma konumu şu şekilde ifade edeyim size. Bağdat Caddesi hattındaki risk odaklı, deprem riski odaklı kentsel dönüşümü ve bunun mahalle ilişkilerini, iş ilişkilerini nasıl etkilediğine odaklanıyorum. Zaten sizin ifade ettiğiniz gibi spesifik olarak iş ilişkileri dediğimde ev sahibi kapıcı arasındaki ilişkiye bakıyorum. Çünkü çok spesifik bir ilişkiden bahsediyoruz burada. Yani hem komşu, altlı üstlü yaşayan, aynı mahalleyi paylaşan, aynı mekanı paylaşan hem de işçi işveren ilişkisine sahip olan bir grup bu. Kentsel dönüşüm sorusuna geri dönecek olursam da kentsel dönüşümden kastımız ne? Bu alanda neler oluyor? Bir bağlamı verecek olursak 2012 yılında çıkan 63.006 sayılı afet riski altındaki alanların tam olarak adı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun. Bu kanunla beraber 2012 yılından beri sürmekte olan bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz Bağdat Caddesi hattında. Bağdat Caddesi hattı derken de Kızıl Toprak diye bilinen Zühtü Paşa ile Bostancı arasındaki görselimizi aslında koyabiliriz belki. Evet, görseli koyabiliriz. Evet. Yani ne oluyor? Zühtü Paşa, Fener Yolu, Fenerbahçe, Cadde Bostan, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve Bostancı değil mi? 8 mahalle saydım. Bu 8 mahallenin çoğunlukla orta sınıf, üst orta sınıf diye tanımlayabileceğimiz bu 8 mahalledeki dönüşümden bahsediyorum. Bayağı geniş bir alan bu anladığım Tabii. kadarıyla. Hatta, hepsine mi bakıyorsun yoksa odaklandığın bir şey var mı? Hepsine bakıyorum. Çünkü homojen bir bölgeden bahsediyoruz diyebilirim. Hem yani sınıfsal olarak hem mimari olarak çok birbirine benzeyen tarihi olarak da işte hepimizin bildiği gibi sayfiye yeri olup 1965 kat mülkiyet kanunundan sonra apartmanlaşmış. Şimdi de gittikçe daha yüksek apartmanlaşan bir bölgeden bahsediyoruz. Yaklaşık herhalde 188 bin kişilik bir bölge. Ve bu bölgede de 4000'den fazla bina dönüşmekte 2012 yılından beri. En son ben 2017 rakamlarına baktım. 2018 ile beraber 4000'in daha da üstüne çıktığını düşünüyorum. Her ne kadar kentsel dönüşüm yavaşlamış ve rakamlar yavaşça olsa da. Peki burada bir hepimizin anlaması açısından kentsel dönüşüm burada nasıl oluyor? Yani çünkü İstanbul'da aynı anda birçok yer dönüşüyor. Hepsi farklı şekillerde de olabiliyor. Evet. Yani bir genel olarak kentsel dönüşüm neyi kastediyor? Bir de özelde Bağdat Tabii. Caddesi'nde. Bu bahsettiğim 63.06 sayılı kanunda iki çeşit kentsel dönüşümün önüne açtı 2012 yılından beri. Bir tanesi bir alanın riskli ilan edilmesi. Yani depreme dayanmayacak bir alan. Yani deprem açısından riskli bir alan ilan Bölgenin edilmesi. Bölgenin tamamını burada bahsediyor. Bölgenin tamamı. Yani ada bazlı bir dönüşümün yolunu açtı. Bunun örneği mesela Fikirtepe. Fikirtepe'de yakın aslında Bağdat Caddesi'ne de evet, çok hemen, yakın. Hemen yani Kadıköy ilçesi içerisinde yine hemen yakını. Fikirtepe'de böyle ada bazlı bir dönüşüm oluyor. Yani bir alan riskli ilan edildiğinde onun içine dahil olan binalar sağlam olsun olmasın hiç fark etmez. Bu kentsel dönüşümün bir parçası oluyor. Fikirtepe de bambaşka bir hikaye. Yani oradaki dönüşüm de oldukça belirsizliklerle dolu. Bir sürü mağduriyet yaratan, hala da sürmekte olan, netleşmemiş bir hikaye. Aynen öyle. Bir de aynı kanunun ikinci bir dalı var. Bu da riskli yapı. Bir binanın
risk raporu alması, yani depreme dayanmayacak. Bu İstanbul'un herhangi bir yerinde olabiliyor değil mi? Aynen, herhangi bir yerinde olabiliyor ama çok yoğunluklu olarak bu bahsettiğim 8 mahallede dönüşmekte. Benim de zaten buraya odaklanmam, etnografimin bu 8 mahalleyi içermesinin sebebi de o. Tabii bu bahsettiğim 8 mahalle haricinde İçerenköy olsun, Kozyatağı olsun, orada da mesela bu tip dönüşümleri küçük küçük görebiliyoruz. Ancak sayıca çok daha azlar. Yani bu, ev sahibi kendisi ne yaptırıyor? Önce bir araştırma mı yaptırıyor binayla ilgili? Bir onu anlatalım. Ev sahibinin inisiyatifiyle gerçekleşen bir kentsel dönüşüm bu. Yani ev sahibi risk denetim için lisanslanmış firmalara başvuruyor. Yani bu belediyenin lisansladığı, belediye olabilir, özel firmalar olabilir, üniversiteler olabilir. Oraya başvuruyor binanın riskini tespit etmek, hesaplatmak için. Riski çıktığı takdirde de kentsel dönüşüm süreci başlamış oluyor. Ama söyleyeyim, çoğunlukla da riski çıkıyor binalar. Yani hem, ne yazık ki diyelim. Evet. Yani özellikle de yeni deprem yönetmeliğiyle beraber bu binaların zaten hani riskli olmama ihtimali çok düşük ki görüştüğüm müteahhitler de hatta şöyle diyorlar. Bazen kepçeyi atıyoruz, vurur vurmaz bina yıkılıyor. Gidiyor. Yani hani. O yüzden bir ev sahibi inisiyatifiyle, bu arada sadece bir ev sahibinin başvurması yeterli. Bütün kat sahiplerinin değil yani. Değil, bir ev sahibinin bu tespite başvurması yeterli. Bunun sonucunda eğer bina riskli çıkarsa 60 gün içerisinde ev sahiplerinin binayı boşaltması gerekiyor. Tabii yani o yüzden bu rapora başvurmadan önce ev sahiplerinin kendi arasında görüşmesi, müzakere etmesi, nasıl bir kentsel dönüşüm yoluna gidecekleri, hangi müteahhitlerle anlaşacakları falan gibi müzakereleri de yapmaları gerekiyor. Bunu ondan sonra gerekiyor. Aslında muhtemelen gidiyorlar bu denetim raporunu almaya. Evet, çünkü evet, 60 gün, 2 ay. Tabii yani bu rapora itiraz edebilirsiniz ama bu rapora itiraz etmenin de tek gerekçesi ya test doğru yapılmadı ya da işte binanın sağlam olduğunu farklı bir kanıtını sunuyor olmanız gerekiyor. Yani çok aslında rapor aldıktan sonra hızlı işleyen bir süreç. Öncesinde dediğim gibi ev sahiplerinin kendi aralarında müzakere etmesi, müteahhitlerden teklif almaları ve bir müteahhitle karar kılıp sözleşme imzalamaları gerekiyor. Şimdi kanun değişti. Ev sahiplerinin 1/3'ünün oy birliğiyle bütün bu sürece karar veriyor. Daha önce şeydi, tamamen ev sahiplerinin hepsinin rızasını almak gerekiyordu. Şimdi süreci hızlandırmak için 1/3'ünün rızası yeterli oluyor. Müteahhite karar vermek. O zaman rıza göstermeyenler de bu sürecin içe girmiş bulundular. Kesinlikle. Tabii bu da başka bir tartışma herhalde yaratıyor orada. Aynen öyle yani. Ev sahiplerinden de o yüzden homojen bir grup olarak bahsedemeyiz. Yani bu süreci çok işte hemen atlayan, hani altına hücum gibi tanımlayabileceğimiz ev sahipleri de var. Ayak uyduran ev sahipleri de var. Buna itiraz eden, bu sürecin bir parçası olmak istemeyen ev sahipleri de var. Ama yine de ev sahibi inisiyatifli bir kentsel dönüşüm. Yani bir nasıl diyeyim, dayatılma gibi bir şeyden tabii farklı şekillerde bahsedebiliriz ama. Peki binada yani sağlamlaştırması dışında başka bir kazançları var mı? Yoksa ev sahibi sadece güvenli bir eve kavuştuğu için mi bunu yapıyor? Tabii şimdi binanın inşaat alanının üzerine ek bir inşaat alanı veriliyor. %30 oranında yaklaşık. Tamam, bunu motive etmek için değil mi? Evet. Öyle bir şey var. Böylece müteahhitler de kendilerine buradan daire elde ediyorlar. Mesela 16 dairelik bir bina 24 daireye çıkıyor. Şükür. Aradaki 8 daire müteahhitin oluyor. Müteahhit bunları satarak bu binanın giderlerini karşılamış oluyor. Binanın inşaatının giderlerini yani. O yüzden ev sahiplerinin aslında hiç elini cebine atmadan yaptığı bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Müteahhitler de giderlerini bina yeni daireleri satarak karşılıyorlar. Aynı zamanda da ev sahiplerine kira yardımı veriliyor. 18 ay boyunca. Çünkü bina yıkılıp... Kim veriyor bunu? Belediye tarafından veriliyor. Yaklaşık 960 TL 2018 yılında. Aynı zamanda da taşınma bedeli de alıyorlar. O da iki kira, yani yaklaşık 1920 TL. Hani bir iki taşınma gibi. Böylece bu 18 ay boyunca alıyorlar. İnşaatta yaklaşık işte 18 aya kadar alabiliyorlar diyeyim daha doğrusu. İnşaatında 13, 14, 15 ay sürdüğünü hesaba katacak olursak ev sahipleri binadan çıkıp başka bir yere gittiklerinde yine onun kirasını da ödemiyorlar. Yani yine dediğim gibi ellerine ceplerine... Peki o gerçekçi bir kira mı? Yani Bağdat Caddesi... Değil. Bu yüzden de müteahhitlerle olan sözleşmelerine ekstra kira yardımı maddesi koyuyorlar. Müteahhitler de 2000 liradan 5000 liraya kadar değişen, yani evin değerine bağlı olarak kira yardımı sağlıyorlar ev sahiplerine.
Bu yüzden de mahalle içerisinde farklı yerlere taşınabiliyor ev sahipleri bu 15 ay boyunca. Ve bu da tabii kiraların artmasına çok sebebiyet veriyor. Sürekli bir sirkülasyon var ve geçici kiracılar bunlar. 13-15 ay yaşayıp sonra çıkacak evlerine geri dönecek olan kiracılardan bahsediyoruz. Ya da mesela yazlığına taşınıp bu kira yardımını kendi gelir olarak alan ev sahipleri de var. Yani bir sürü çeşitli versiyonlar var. Peki yani... Ama anlatılan öykü gene de çok büyük sorunları içermiyormuş gibi duruyor da gerçek öyle mi? Çünkü hani sahaya girdiğin zaman her zaman daha farklı şeylerle de karşılaşacağımız için hani nedir riskler var mı ev sahipleri için? Tabii yani esasında uzaktan bakınca bu ne güzel kazan kazan bir kentsel dönüşüm. Ev sahipleri ellerini cebine atmıyorlar. Müteahhitler de işte satarak. Belki kapıcılar var geleceğimiz hani konuşacağımız daha zaman. Daha mağdur gibi görünen bu hikayede kapıcılar kısmı var. Ev sahipleri de böyle bir rantsal dönüşüm içerisinde. Gibi bakabiliriz. Yanlış bir bakış açısı da değil esasında. Çünkü ev sahiplerinin, evlerinin değeri çok ciddi oranda artıyor. Yani yeniden yapılınca. Tabii yani 300 bin TL'lik bir evin işte milyonluk olduğunu falan, 2 kat, 3 kat arttığını söyleyebiliriz. Yenilenmiş bir ev. Belki küçülüyor belki metrekare olarak ama depreme dayanıklı bir ev. O yüzden çok aslında kazan kazan bir durum gibi görünüyor ama... Sahaya girip ev sahipleriyle konuşmaya başlayınca durumun aslında o kadar da basit olmadığını görebiliriz. Hem ev sahiplerinin çeşitliliği açısından işte bu hikayenin bir parçası olmak istemeyen, buna rıza göstermeyen ama mecbur bırakılan ev sahiplerinden bahsedebiliriz. Ama daha da önemlisi özellikle 2016'dan beri emlak fiyatlarında bir gerileme var. Hatta şöyle diyeyim, daha hani şey kesin tarihler vereyim. Mayıs 2015'te kadar çok ciddi bir emlak fiyatlarında artış görüyoruz. O tarihten beri ise bir hızda düşüş, artış hızında düşüş. Temmuz 2016'dan itibaren darbe girişiminden beri dramatik bir düşüş hız artışında ve Ekim 2017'den beri de bir net gerileme fiyatlarda görüyoruz. Şimdi böyle olunca çok fazla zaten bina var. Çok fazla ev stoğu var. Artı şu anda fiyatlar artmak üzere zaten planlanıyor değil mi? Aynen yani öyle. Şey hatta evet şimdi ikinci şeye de geçebiliriz. Görseli koyabiliriz. Kentsel dönüşüm şeylerini görmek için 2, 3, 4. görselleri kullanabiliriz. Yani çok fazla konut stoğu var. Fiyatlar düşüşte. O zaman müteahhitler için artık bu kadar da karlı bir mesele olmamaya başlıyor. Satamıyorlar mesela binaları. Bu ruhsat sayısını gösteriyor galiba bu, değil mi? Bir yani ruhsat sayısı derken yani kentsel dönüşen bina sayısı toplam. Dediğim gibi 4000'den fazla binadan bahsediyoruz. Ama herhalde 2015'te en yüksek ve sonra aşağı doğru sonra yavaşça özellikle 2017'de ciddi bir düşüş görüyoruz. Diğer görsellerde mahallelere göre dağılımları. Yine yıllarda çok ciddi düşüşler görüyoruz. 2018'de daha düştüğünü söyleyebilirim. Şimdi daha o zaman en hızlı şeyini yaşamış durumda yaşadım. Şimdi. Kesinlikle. Şimdi fiyatların da düşmesiyle konut stoğunun çok da fazla olması ve bir türlü satılamaması mahallede sürekli kiralık, satılık bina var. O kadar da kârlı bir mevzu değil müteahhitler için. Ama aynı zamanda da ham madde fiyatlarının artması. Darbe girişiminden beri de bir sürü hikayenin şöyle hikayelerin gezmesi işte müteahhitin mallarına el konulmuş ya da müteahhit iflas etmiş ya da müteahhit işte FETÖ bağlantıları sebebiyle işte hapse girmiş vesaire ve inşaat yarıda kalmış. O zaman verilen sözlerin tutulamaması gibi bir riskten bahsediyoruz. Kesinlikle. Yani güvencesizlik ev sahipleri tarafından var. Bu bir hem bir gerçek hem de bunun bir şehir efsanesi olarak tekrar üretilmesi de var. Yani hani böyle korku hikayeleri anlatılıyor mahallede. O zaman yani o kadar da güvenceli bir mevzu olmuyor. Böyle bir riski ev sahipleri... Peki ne kadar zamandır çalışıyorsun? Sahayı biraz böyle kaç zamandır içindesin? Nasıl bir araştırma? Çok detaylara girmeyelim, yormayalım izleyicilerimizi ama en azından hani meraklılar için diyelim. Nasıl bir araştırma dizaynı var? Bir onu kısaca konuşalım sonra kapıcılara geliriz. Olur. Ben zaten doğma büyüme çift T havuzlarlıyım. Kadıköy'lüyüm. O zaman zaten sahaya aşinasın anladığım kadarıyla. Evet. Yani buradaki mevzulara evet yani mahalle ilişkileri olsun, kapıcı ev sahibi ilişkileri olsun. Onları aşinayım. Bu dediğim gibi kentsel dönüşümde 2012'den beri sürmekte olan bir mevzu ve çok hızlı bir dönüşüm. Yani şu anlamda hızlı diyorum. Bir bina yıkılıyor.
bina bazlı bir dönüşüm evet. olduğu için. Sonra yanındaki bina kentsel dönüşüm kararı alıyor. O yıkılıyor. Yıkılıyor. Öbürü yükselirken başka bir tanesi yıkılıyor falan. Yani böyle parsel bazlı. Lego gibi herhalde değil mi? Lego. Evet. Yani parsel bazlı olduğu için sürekli bir dönüşüm var. Sürekli şey giriyor. Kamyonun girdiği bir mahalleden bahsediyoruz. Yani orada yaşayıp ya da oralı olup da bu kentsel dönüşüme kafa yormamak biraz imkansız. Aynı zamanda da ben sahaya girdiğimde buradaki yani kapıcılara ne oluyor? Ben de esasında bu çok kazan kazan bir hikaye. Burada hani mağdur olan birileri var mı? Var mı? Kimdir gibi baktım ama dediğim gibi içine girdikçe herkes için zaten kazan kazan bir hikaye olmadığını, mağdur olan ev sahiplerinden kazanan kapıcılara ya da tam tersi bolca heterojen bir şey gördüm. Ama yani şöyle diyelim, Boston Üniversitesi'nde bir sosyoloji doktorası yaparken bu sahaya karar vermeyi iten neydi diye sorayım. Esasında komik de bir hikayesi var. Peter Berman'ın Doorman diye, Doorman diye bir kitabı var. Bu New York'taki kapıcıları anlatıyor. Ama New York'taki kapıcılar işte şapkalı, beyaz eldivenli. Farklı bir tür. Tabii yani ev sahiplerine kapıyı açan, özellikle üst orta sınıf ev sahiplerine kapıyı açan bir kitap. Bunu okuduğumda bir dakika bizim yani böyle bir kapıcı sınıfı var İstanbul'da ve bunlar da özellikle kentsel dönüşümle beraber şehrin dışına doğru itiliyorlar. Ben hani buna bir bakayım gibi sahaya girdim ve dediğim gibi varsayımlarım da işte kapıcıların işlerinden olduğu, mesleklerinden olduğu gibi bir hani daha basit bir varsayımla girdim ama işte sahaya girince hikayenin o kadar da basit olmadığını fark ettim. Çünkü yani bu bahsettiğimiz kentsel dönüşüm aslında ilk sorunuza geri dönecek olursak yani mesela Fikirtepe'ye kentsel dönüşüm diyorsak buna kentsel dönüşüm diyebilir miyiz? Yani bu bir bina bazlı, parsel bazlı yenileme midir, dönüşüm müdür? Yani bu kentsel dönüşüm literatürünün neresinde duruyor? Ev sahibi inisiyatifiyle gerçekleşiyor dediğim gibi. Hani bu tip sorular çıkmaya başladı sahadan. Aynı zamanda işte farklı tip ev sahipleri bunu nasıl yönetiyor, bu riskleri nasıl yönetiyorlar? Herhalde çok eski bir yerleşim bölgesi diyebiliriz değil mi? Yani o nasıl ya da o ev sahibi profilleri nasıl çok hani kapıcılara geçmeden bir de o kısmı bitirip öyle ilerleyelim. Yani ne bileyim daha emekli sınıf emeklilerden mi bahsediyoruz yoksa genç çiftlerin de taşındığı bir yerden mi bahsediyoruz? İkisi de bir arada ama çoğunlukla orta sınıf, üst orta sınıf emeklilerden bahsediyoruz. Hatta yaş ortalamasının en yüksek olduğu bölge burası. Yani 44-46 yaş ortalaması. Onlara çok yüksek demiyoruz. Ama ortalamanın böyle olması hani İstanbul genelinde en yüksek. Çoğunlukla emekliler. Ama dediğim gibi konut stoğu artıyor. Ve yeni girenler kimler mahallelere? Bunun cevabı bende de yok. Çünkü sayısal olarak bunu ölçmenin yöntemi adrese dayalı sistem falan gibi. Onu mesela Murat Güvenç Hoca'ya bırakabiliriz. Tamam. Araştırma kısmını. Yeni girenler kimdir diye soracak olursanız da ev sahiplerine soruyorum. İşte yeni komşularınız kimler? %30 oranında arttı konutlu. Evet. Kimdir? Onların hep daha geçmişe dair nostaljik hikayeleri olduğu için ve aidiyet hissiyatının da çok yüksek olduğu mahallelerden bahsediyoruz. Onlar işte böyle hani yeni zenginler giriyor buraya. Çünkü işte milyonun üzerinde bir eve parayı verebilecek olan onlardır diyorlar. Müteahhitler tarafına soruyorum. Tanıdıkları biz satıyoruz. Ev sahiplerinin tanıdıklarına, kendi tanıdıklarımıza diyorlar. Yani hala homojen kalan o yüzden bir bölgeden bahsedebiliriz. Ama dediğim gibi hani sayısı olarak kimlerdir? Yani bu dediklerim... Bir de dönüşümün içinde olduğumuz için zaten teşhisi koymak çok mümkün değil. Sadece hani biraz anekdotal olarak bilinen, anlatılanlar. Tabii ama ev sahipleri çeşitliliğine de hani gelecek olursak. Yani dediğim gibi bu kentsel dönüşüme ön ayak olanlardan bahsedebiliriz. Üçte bir gibi yani istemeyen buna. Evet. O üçte peki istemeyenlerin argümanı nedir? Evlerin küçülmesi çok basit olacak olursak. Metrekare olarak yani bu bir ilke değil. Küçülmek zorunda değil ama çoğunlukla küçülüyor. Müteahhite bir pay verildiği için. Balkonsuz olması, yeşil alanın azalması, sürekli bir inşaat şantiye içinde yaşamak. Bu yüzden de yaşam şartlarının değişmesi, toz, işte asbestin artması, bayağı sağlık problemlerinden de bahsediyoruz. Özellikle bunlar da yaşlı
Hı-hı. Çoğunlukla da dediğim gibi emekli bir kesimden oluştuğu için onlar için ciddi bir sıkıntı teşkil ediyor. Artı taşınmak istemiyorlar. Hı-hı. Yani hani 40 yıldır orada yaşıyor diyelim ki. Ama taşınma zahmetine girmek istemiyor. O gibi istemeyen bir kesim var ama bir yandan da anlaşmayı engelleyip müteahhitle olan anlaşmayı buradan bir rant sağlayan bir kesim de var. Mesela hı-hı. anlaşmanın yoluna taş koyup müteahhitten bana para verdiğin sürece sadece bu anlaşmaya olanak sağlarım. Yoksa işte daha maddi kazanç bağlamında da. Gibi öyle bir ev sahibi kitlesinden de bahsedebiliriz. İşte kendi paramızla biz binayı yenileriz. Hmm. Böylece bu kentsel dönüşüm bir parçası olmayız, küçülmeyiz diyenler de var falan. Yani böyle heterojen bir gruptan bahsediyoruz. Ama tabii dönüşüm sonrası da geri dönenler var. Hmm. Kiraya verenler var. Dönüp işte bir iki yıl şantiye içerisinde yaşayıp bundan şikayetçi olup satan var. 2015'te emlak piyasası zirvedeyken satıp çıkanlar var falan. Hani yine heterojen bir gruptan bahsediyoruz. Ama yine bu belirsizliklerin, risklerin mevzusuna, onların yönetim mevzusuna dönecek olursak da yani nasıl bu hani yarım kalan inşaat riskini ev sahipleri yönetiyor? Orada da devreye benim gözlemlediğim kadarıyla sahadan sosyal ağlar devreye giriyor. Hatta burada şeyi de kullanabiliriz. Kaçıncı? Altıncı görseli kullanabiliriz. Çünkü çoğunlukla ev sahipleri çok tanıdıkları müteahhitlere, güvendikleri müteahhitlere iş vererek bu riski azaltmaya çalışıyor. Evet, yarım kalan inşaat riskini azaltmaya çalışıyorlar ve şu görselde gördüğümüz gibi aslında piyasanın %94'ünü 1 ila 4 ruhsata yani 1 ila 4 inşaata sahip olan müteahhitler oluşturuyor. Yani bu aslında çok küçük bir rakam ve sadece %1'i 10'dan fazla inşaat yapmış. Hmm. Aslında büyük o zaman firmalar giremiyor daha kesinlikle. Çok. Aynen öyle. Bu yani bir inşaatın maliyetinin yaklaşık 10 milyon olduğunu hesaba katacak olursak 10 inşaat yani 100 milyonluk bir işletme demek. Onlar hem bu piyasaya girmiyorlar hem de tahminimce Fikirtepe'yi tercih ediyorlar. Hmm. Daha kazanç, büyük. Evet daha büyük. Burada küçük KOBİ diyebileceğimiz küçük inşaat şirketleri var ve bunlar da çoğunlukla ev sahiplerinin işte tanıdıkları aracılığıyla buldukları komşuları şöyle böyle. Yani o sosyal ağların bu güvencesizliği, belirsizliği bir azaltma, minimize etme mekanizması olduğunu da ev sahipleri açısından söyleyebiliriz. Aslında ilginç bir şey bu. Çünkü normalde hani kentsel dönüşümle hep düşündüğümüz o büyük bir şeyden daha farklı, daha insani ilişkilerin yoğun olarak o sosyal ağ diye ifade ettiğin şeyin olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Evet, yani müteahhit firmaları da düşünecek olursak dediğim gibi bunlar KOBİ'ler ve kira bedeli veriyorlar ev sahiplerine. İşte aylık kira veriyorlar. Bu değişmekle beraber mesela ortalama aylık 45 bin liradan bahsedebiliriz. Hatta işte günlüğü 1500 liraya falan denk geliyor. Yani bu da ne demek oluyor? Müteahhit bir an önce inşaatı bitirmeli. Mek istiyor. Evet, yani her gün o zaman kira masrafı. Yani bitirememek, geciktirmek kira masrafı demek. O büyük bir firmanın ya da büyük bir şirketten çok daha büyük ona bu maliyet. Tabii, aynen öyle. Ve bu da yani her hafta yaklaşık bir kat çıkılıyor bir inşaatta. Üçüncü kat çıkar çıkmaz duvarcı başlıyor. İşte duvarcı başlayınca tesisatçı. Yani bir tür insanın kendi evini yapma, hızla yetiştirme şeyini bunlarda kesinlikle da görüyoruz. Aynen. Evet, yani işte sıvacıdan sonra boyacı falan. Bu ne demek? Her gün bir kamyonun girmesi. İşte tabii. Bir şantiye, çok hızlı bir İlerleyen böyle şantiye bir alanından bahsediyoruz. Peki o zaman bir de kapıcılara gelelim. Programı yarıladık daha gelemedik. Ama bence çok ilginç bir öyküyü anlatıyorsun. Ve hani şöyle belki hepimizin içinden geçerken gördüğü ama bu kadar derinlemesine bilgilere sahip olmadığı bir öyküyü dinliyoruz. Kapıcılar bir kere kapıcılar diyoruz değil mi? Evet. Hani bir ara öyle bir şey de vardı. Yani kapıcılar kendilerine ne diyor? Daha önce yaptığımız, en son yaptığımız programda da mesela tezgahtar denmemesini istiyorlardı. Satış görevlisi ya da yetkilisi gibi bir tartışmayı konuşmuştuk konuklarımızla. Hani burada bir kapıcıların kapıcılar olarak ifade edilmesinde bir sıkıntı yok anladığım kadarıyla. Ben de ilk başta yani girerken konut işçisi mi, işte bina görevlisi mi gibi hani sorarken onlara da daha onların rızasıyla daha çok kapıcı diyorum değil mi? Onlar yani kapıcıyız. Bu da utanılacak bir şey değil. Bunun adı kapıcılıktır diyorlar daha çok. Evet. Tamam o zaman kapıcılar diyoruz. Peki bütün bu öyküde
en çok mağdur olacağını düşündüğümüz kapıcıların durumu nedir? Süreç işlerken ne oluyor ve sonra yeni binalar yapılınca onlar da yeni dairelere geliyorlar mı? Şimdi zaten bina yıkılınca bütün bina tasfiye oluyor. Elektriği, suyu, herkes taşınıyor. Kapıcının da sözleşmesi, eğer sözleşmeli çalışan bir kapıcıysa tabii ki de iptal oluyor. Yani kapıcının işine son veriliyor. Dediğim gibi SGK'sı ödenen formal bir işçi ise tazminatı ödeniyor. Ama bu ev sahibi sahiplerine verilen kira yardımı hem belediye hem müteahhit tarafından kapıcılara öyle bir yardım sistemi yok. Ve aynı zamanda da yeni bina yapıldığı takdirde de aynı kapıcının tekrar işe alınacağının garantisi yok. Bir kapıcı dairesi yapılacağının garantisi yok. O yüzden yani ciddi bir güvencesizlik kapıcılarda yine bir bilinmezlik yaşıyorlar. Tabii bu bilinmezlik, güvencesizlik ev sahiplerine kıyasla çok daha yani fazla. Yüksek bir seviyeden bahsediyoruz. Çünkü kapıcılar spesifik bir meslek grubu, işleri evlerine bağlı, evleri işlerine bağlı. Yani işinden olduğu takdirde evinden de oluyor. O yıkılan bina onun iş yeri ve ev yeri. Aynen öyle. Yani buradan taşındığında mahallesinden oluyor. Aynı zamanda kapıcıların kira bedeli ödemeden, elektrik, su ödemeden yaşadığını da belirtelim, biliyorsunuzdur herhalde ama. Yani bu ne demek? Başka bir yere taşınıp kira ödemesi, yani aslında cebinden bir hem kira çıkması. Hem de bütün o elektrik, su vesaire. Tabii, de yani ciddi bir masraf edilmesi demek oluyor. O yüzden büyük bir risk, belirsizlik var. Bunu onlar nasıl yönetiyorlar sorusuna baktığımda da yine cevap aslında sosyal ağlar oluyor. Hı hı. Yani ev sahipleriyle iyi ilişki kuran, kendileri işte iyi ilişki, makbul kapıcı, iyi kapıcı oldukları takdirde ev sahipleri tarafından sahip çıkılma. Kendileri böyle diyorlar, sahip çıkılma. Orada birkaç tane açıklamaya muhtaç herhalde. Yani iyi ve makbul olmak tabii. Ne demek, sahip çıkılmak ne demek, onları herhalde dinleyeceğiz. Evet, yani bize sahip çıkılır, yeni binada da bize iş verilir umuduyla. Makbul kapıcı olma çabası içerisindeler. Çünkü dediğim gibi yeni binada o kapıcının işe alınması garanti tekrar değil. Sadece ev sahiplerinin inisiyatifine kalmış bir mevzu. Bu yüzden de ev sahiplerin tarafından bolca talep görüyoruz, yani hizmet talebi. Zaten kapıcılara dair kendi görev tanımı içerisinde olmayan, işte elektrik suyunu ödemekten kur temizlemeye gidip eşyasını almaya, çocuğunu okuldan almaktan işte köpeğini gezdirme talebine kadar, bunlar kapıcının iş tanımları arasında olmayan şeyler. Ama ev sahibinden gelen talepler, kapıcıların da makbul, iyi kapıcı olma çabası bu taleplere evet demek, hay hay demek, bu emeği vermek ve çoğunlukla bu emekler de ücretsiz kalan emekler. Belki de bahşişlerle ödenen en iyi ihtimalle emekler. Ve tabii bahşiş verme mevzusu da ev sahibini hayırsever, cömert, işte insaniyetli bir pozisyona koyarken işte kapıcıyı da hani muhtaç bir pozisyona koyuyor. Çok paternal bir böyle güç ilişkisinden de bahsedebiliriz burada. Peki burada yani bu dönüşümün etkisiyle bunun daha fazla olduğu öyküsü anlatılıyor mu? Evet. Dinliyor muyuz böyle bir öyküsü? Evet, sahada? Kesinlikle. Kapıcılar işte bir sonraki işlerinden olmamak için, yani dönüşüm öncesi bir süreçte işlerinden olmamak için zaten bu işleri yapmaları gerektiğini söylüyorlar ve yeni binada da yeniden işe alınan kapıcılar da işte nasıl hani bu işinizi aldınız, işte bu süreci nasıl yönettiniz falan diye sorduklarını, işte ben iyi bir kapıcıyım, hani bir dediklerini iki etmedim gibi bir yerden kurguluyorlar bunu. İşte siz telefonlarına cevap vermeyen saatleri dışarısında, iş saatleri dışarısında telefonlarına cevap vermeyen bir kapıcıysanız aslında bu sizin yani görev tanımınızda yok, doğal hakkınız. Eğer öyle bir kapıcıysanız o zaman tabii ki de sizi niye yeniden işe alsınlar gibi bir... Yani o zaman o dönüşümden sonra tekrar işe girenler de var. Onları da var. Görüyoruz. Evet, evet. Ama giremeyenler tabii. De var. Ya aynen, çok çeşitli, yine çok heterojen bir gruptan bahsediyoruz kapıcılar mevzusunda da. Yani yeni binalarda bu arada güzel bir aslında düzenleme olarak kapıcı dairesi giriş katında olmak zorunda. Daha önce yer altında olan rutubetli, karanlık, çocuklarının çoğunluğunun astım, işte kemik hastalıkları falan yaşadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Yeni binalarda bu çok insani bir şekilde giriş katında olmak zorunda.
Ama böyle, hal böyle olunca çok değerli bir alandan bahsediyoruz tabii. Ev sahipleri bu metrekareyi kapıcı dairesine vermek istemiyorlar. Ve çok az binada, o yüzden yeni binada çok az kapıcı dairesi görüyoruz. Ve bu işine devam eden kapıcılar var. Onlara genelde mahallede numunelik öyle deniyor. Mi? Evet, yani yeniden işe alınmış, yeni dairede yaşıyor falan. O çok şey, az bulunan bir sayı diyebiliriz. Evet. Eski binalarda hani eski devam, usul, devam edenler var. Onlara belki muhafız diyebiliriz. Çünkü hani gatekeeper anlamında. Evet. Onlar mahalle ilişkilerini daha şey aynen kollayan, yeni gelen kapıcıları işte iş ayarlayan falan insanlar. Seyyar kapıcılık gittikçe artmakta. Bu ne demek? Yeni 5 bina yapılmış yan yana diyelim ki. Bir tanesinin sadece kapıcı dairesi var, dördünün yok. O bir kapıcı diğer 4 binaya da bakıyor. Yarı zamanlı bakıyor. Ne demek? İşte çöpünü topluyor, haftada bir merdivenlerini siliyor, günlük şeyini yapıyor, servisini yapıyor ve birkaç yüz TL elden alıyor. Ama bu tabii ki de çok enformal bir çalışma biçimi. Çünkü orada başına bir iş kazası gelse sigortası o binadan ödenmiyor. Yani öyle bir durum da var. En gözlemlediğim şey seyyar kapıcılığın artışı. Yani aslında 5 binada kapıcı ve ailesi yaşayacakken o sayı tek artık peki o zaman o 4 binanın kapıcısına ne oluyor? Onların da gerçekten kent merkezinden çeperine doğru itildiğini ve aynı zamanda daha da prekarya, daha da güvencesiz iş kollarına itildiğini söyleyebiliriz. Yani bu taksicilik olsun, ne bileyim Maltepe'ye taşınmak olsun ya da işte daha şehrin çeperlerine taşınmak olsun, köylerine dönmeye kadar itildiklerini ve tasfiye edildiklerini söyleyebiliriz. Ve tabii burada bir özelleşme, taşeronlaşma hikayesi de var. Özel şirketlerde işte günlük temizlik ve bekçilik, yani güvenlik hizmetlerini sağlıyorlar. Yani öyle bir şey hikayesi de var. Özelleşme ve... Peki eski kapıcılardan oraya kayanlar oluyor mu, yoksa o yeni bir kaynakla mı geliyor, yeni bir iş gücü mü? Kayacağını varsaymıştım ben de. Henüz çok karşıma çıkmadı. Vardır eminim örneği ama daha genç bir kitleden bahsediyoruz bu özel firmalarda çalışan. Eski kapıcılar yani emekliye ayrılıyor diyebiliriz esasında. Yani çok heterojen bir kapıcılıktan, kapıcı grubundan da bahsediyoruz. Ve dediğim gibi muhafız olarak tanımlayabileceğimiz gatekeeper kapıcılarda, hatta şu örneği de gördüm. Yeni binada kapıcı dairesi yapılmış. O yani o ideal hani bir oraya taşınmak, yeni bir bina, sıkıntısı az, değil mi? Asansörü bozulmuyor falan, kapıcıya daha az iş yükü var. Orada çalışmak en değerli şey olduğu için mahalledeki muhafız kapıcılar mesela orada çalışma hakkını açık artırmaya çıkarıp satıyorlar mahalledeki diğer kapıcılara. Gerçekten. Falan. Yani hani böyle bir birbiri üzerinden esasında bir para kazanan falan gibi bir hikayeden bile bahsedebiliriz. O yüzden hani ev sahibi işte kazanandır bu hikayede, işte kapıcı da mağdurdur diye kodlamak yanlış değil ama basit olur. Yani biraz daha odaklandığımızda çok heterojen gruplar olduğunu görüyoruz bunların. Tabii şöyle, yani aslında bizim bütün öykülerimizde, işte özellikle diziler üzerinden, filmler üzerinden ya da edebiyatta da, yani böyle bir farklı sınıfların, farklılıkların karşılaştığı bir alan. Burada eşit bir ilişki kurulmasa da en azından aile düzeyinde ilişkilerin kurulduğu, başka diyalogların oluştuğu bir şey. Yani özellikle Bağdat Caddesi gibi işte üst ve orta üst diyebileceğimiz bir gelir şeyinde, hani kapıcıların bu kadar yıllarını geçirdikleri bir mahalleden bahsediyoruz. Bu nasıl bir ilişki biçimi dönüşmesi yaşanıyor? Çünkü işte demin de biraz programdan önce seninle konuştuğumuzda işte duygusal emek, bakım emeği, birçok farklı boyutunu tartışmaya çalıştık. Yani burada o insani ilişkilere ne oluyor? Çünkü yani bir biçimde de eski tür kapıcılık hizmetlerinin artık anlamı mı kalmadı mı, kalıyor mu? Biraz bunları da düşünsek. Tabii aslında burada hemen Gül Özyeğin'in kitabından bahsettiğim Başkalarının Kiri diye, kadın temizlik işçileri ve onların eşi kapıcılar üzerine çok güzel bir kitabı var bu ilişkilere, özellikle aile tipine, kapıcının ve bu ailenin ev sahibiyle kurduğu ilişkiler üzerine çok güzel bir kitabı var.
Bu ilişkiler dediğiniz gibi o kadar belki de anlamlı olmamaya başlıyor mahalleye yeni giren genç insanlar için. Çünkü tüm gününü ofiste geçiren bir insanın kapıcıyla karşılaşmıyor bile. Yani o ilişki onun, biçimi de farklılaşıyor. Tabii onun hizmetine ihtiyaç duymuyor. Diyelim ki internetten alışverişini yapıyor. Hmm. O yüzden yani o, ya da sabah ekmek almıyor zaten. Gazete okumuyor, işte internetten okuyor belki falan. O yüzden yeni ev sahiplerinde, pardon genç ev sahiplerinde ama yeni de daha genç, ev sahiplerinde kapıcılık hizmeti bir lüks ve gereksiz bir lüks gibi görülüyor. Ama bir yandan da hakikaten lüks bir hizmet olduğunu da söyleyebiliriz. Yani düşününce bir adım geriye çıkalım. Hani buna yabancılaşıp bakalım. Hı. Esasında binanın alt katında bir aile asgari ücret karşılığı size hizmet etmek üzere yani tutulmuş bakılınca, mesela bu hikaye ben şey anlatınca, Amerikalılara falan anlatınca çok şaşırıyorlar. Nasıl, Downton Abbey gibi mi falan, hani böyle bir hizmetkar bir aile mi yaşıyor binaların altında falan deyince, yok tam öyle değil diye bir açıklama gerekiyor. Aslında belki o tam da şöyle, iş tanımında olanın çok ötesine çıkıyor olması böyle bir öyküyü, yani o bilinmezlik ya da gri alanların çokluğu, muğlaklığı belki de. Kesinlikle, aslında kapıcının iş tanımında işte sabah servis ya da sabah öğle akşam üzeri servis yapmak, çöp toplamak, merdivenleri silmek, belki de bahçe bakımı var. Yani bu kadar. Tarihsel olarak da bu kapıcılık sınıfının ortaya çıkması da zaten kömürcü işleyecek olan kaloriferci bir sınıf olarak ilk başta ortaya çıkmış. Şimdi o çok daha böyle bir duygusal emek, bakım emeği mevzusuna dönmüş bir durumda. Hı. Ve dediğim gibi çoğunlukla da ücretsiz kalan emekler bunlar. Yani çalışma mekanı ile evinin bütünleşik olması zaten kapıcıların 7/24 ev sahiplerinin denetimi altında olması anlamına geliyor. Hele bir de diyafonu düşünecek olursak. Hı. Yani aslında bu çok farklı, yeni bir hikaye değil. Yani beyaz yakalıları da düşünelim. Yeni teknolojilerle, işte telefonlar olsun. Hı hı. Yani müdürlerinin 7/24 işte telefonları. E-mail sistemiyle. Evet, yani cevaplaması bekleniyor. Ama hı hı. Bence kapıcıları burada daha özel, ya daha farklı kılan diyeyim, bu emek kontrolü mevzusunun çok mekansal bir ilişki üzerine kurulu olması. Dediğim gibi hem binanın böyle vertikal yapısı, yani kapıcının aşağı katta, ev sahiplerinin yukarıda olması, çok hani sınıf hiyerarşisinin böyle görsel olarak, mekansal olarak bir tezahürü diyelim. Hem o, hem de dediğim gibi diyafon sistemini de hesaba katacak olursak, ev sahibinin sesi bir tuşa basarak kapıcının dairesine, evine yansıyor. Ve bu da kapıcı o evde değilse bu servisi eşi, çocukları gerçekleştirmiş oluyor. Yani çok bir böyle hani ailece sağlanan bir emekten de bahsedebiliriz. Hele özellikle kapıcıların eşlerinde çoğunlukla kadın temizlik işçileri olduğunu, işte üst kattaki komşulara gittiğinde düşünecek olursak. Evet, yani burada aslında bütün aile bu kapıcılık mesleğini paylaşıyor, işi üstleniyor gibi. Evet, bir kapıcı adına bir asgari ücret karşılığı. Hı-hı. O yüzden dediğim gibi çok ciddi bir ücretsiz emek mevzusu da var burada. Peki mekanların bu değişme zorunda olması, çünkü yani bunca zamandır orada yaşıyor olmaları, kapıcıların kendileri içinde bir aidiyet, yani işte bir Bağdat Caddesi. Bu arada şeyi belki söylemek lazım. Galiba ana cadde değil de ara tabii sokaklarda daha çok bu şey değil. Aynen mi? Öyle. Bir onu belki söyleyebiliriz. Evet, mahallelerden, mahalle içlerinden bahsediyorum. Yani Bağdat Caddesi'nden hem kuzeye doğru hem aşağı sahile doğru inildikçe paralelleri ve dikey kesen sokaklardan bahsediyorum çoğunlukla. Çünkü Bağdat Caddesi'nde kat sınırlaması. Belki en son fotoğrafı da verebiliriz orada, değişimi tam gösterdiğimiz fotoğraf. Evet, evet. Google Street View'dan, sokak görünümünden bu değişim yani neye benziyor görebiliriz. Bağdat Caddesi deyince hani Bağdat Caddesi'nin o ana cadde değil, aradaki paraleldeki dönüşümleri. Yukarıdaki dönüşüm öncesi galiba. Aynen, aşağıdaki dönüşmekte olan Ocak 14 ile Eylül 2015 arasında böyle dramatik, zaten şurada kamyonda görünüyor aşağıdaki şeyde. Yani dönüşümün
kaçınılmaz görünmesi gibi bir mevzu da var bu bölgede. Çünkü bu kentsel dönüşüm kanununa göre binalar ekonomik ömrünü tamamlamış binalar olarak varsayılıyor. Yani bir binanın ömrünü tamamlamış, kullanılmaz, işe yaramaz, hükümsüz, yani literatürde obsolete diye geçen bir şey ilan edilmesi aslında çok kapitalizme de içkin bir mevzu yani. Evet. Hani şeye, yaratıcı yıkım, creative destruction'a dönecek olursak, yani yeni pazarların açılması, hali hazırda olan pazarın yıkılması ya da işte konut stoğunun yıkılması, yeniden yapılması gibi bir mevzuyla iç içe. Yani daimi bir yıkım ve yenileme döngüsü var bu bölgede ama yani şu imgeyi düşünelim, yan yana duran eski bir bina ve yenilenmiş bir bina. Evet. Yani eski diyorum mesela bu binaya. Evet. Belki kentsel 2012'ye kadar o binayı eski diye tanımlamıyorduk. Yani bu dönüşmemiş ve dönüşmüş binanın yan yana olması eski binayı daha da eski gösteriyor. Evet, daha da eski ve ekonomik olarak işte ömrünü tamamlamış gösteriyor. Yani aynı zamanda hakikaten ekonomik olarak da satış fiyatları da öyle dediğim oldu. Gibi çok dramatik farklı. O yüzden eski binayı hükümsüz kılıp kentsel dönüşümü neredeyse zorunlu kılıyor diyebiliriz. Hatta burada da şeye bakabiliriz. Hangi görsel? Beşinci görseli açabiliriz. Dönüşen binaların yapım yıllarını gösteriyor. Evet. Binaların dönüşen yaklaşık 70, en çoğunlukla 70'lerde yapıldığını görüyoruz. Hı hı. Yani hesaplayınca da dönüşen binaların ortalama yaşı 40 çıkıyor. 40. Yani 40 yaşındaki binaları ömrünü tamamlamış, ekonomik fonksiyonunu tamamlamış, ömrünü tamamlamış olarak tanımlanması. İşte dediğim gibi bu yaratıcı yıkım ilkesiyle de belki açıklanabilir. Ama burada tabii herhalde o zaman denetlemelerle ya da işte bina teknolojileriyle vesaire de, çünkü çok ciddi bir risk bölgesi de aynı zamanda. Hani böyle bir tarafı da var. Tabii. Peki kapıcıların bu bölgeye dair bir o aidiyetleri oluşmuş mu yıllar içinde? Çünkü yani işte 40 yıl o mahallede yaşamışsa belki çok genç geliyor, evleniyor, ailesini kuruyor. O mekan onun da mekanı aslında ve belki herkesten çok, çünkü en çok zaman orada geçiriyor. Tabii, aynen öyle. Kesinlikle öyle bir aidiyet ilkesinden bahsedebiliriz ve kentsel dönüşümü onlar için büyük bir risk teşkil etmesi de zaten bu mahalleden tasfiye edilme olanağı açması. Çünkü bir daha herhalde o mahallede kendi imkanlarıyla oturabilecek durumda mümkün değil. Mümkün değil, evet. Ve daha çeperlere doğru itilmesi. Hatta şuna çok şaşırdım. Kapıcılar itildikleri mahalleler, ancak karşılayabildikleri mahallelere, mesela işte ne bileyim Ümraniye diyelim, burayı kırsal olarak tanımlıyorlar. Ben hiç aklıma gelmez Ümraniye kırsal demek. Ümraniye şehrin göbeği diye düşünürdüm. Ümraniye kırsal diyorlar mesela. Kırsal kesimde kirada oturuyoruz. Çocuklarımız burada çok daha farklı bir ortam içerisindeler. Yani bütün yaşam şekli ve ailenin tabii bütün yaşam alanları değişiyor. Tabii, aynen. İşinden olması demek, evinden olması, çocuğunun başka bir bölgede büyümesi, orada okula gitmesi demek. O yüzden bu alanlar da, yani burada üst orta sınıf mahallelerde yaşamaları da kapıcılar için ciddi bir upward mobility. Evet, yukarı doğru bir hareketlilik. Yukarı doğru hareketlilik kaynağı, aynen. Yani çocuklarının oralarda eğitim alması, oranın sosyal normlarıyla büyümesi onlar için işlerinin en iyi ve vazgeçilmez kılan taraflarından bir tanesi. Ya aslında bu anlattığın en son bizim yaptığımız hem ötekileştirmede hem kutuplaşmada mekansal olarak da giderek ayrışmadan bahsediyoruz. Hı-hı. Bunu görüyoruz. Hatta yani bir sonraki böyle araştırma konusu kafamızda diyelim. Ve burada aslında bir şekilde bu temasın, bu bir aradalığın, hani belki çok eşitlikçi bir biçimde değil ama yine de beraber yaşamanın daha da zorlaşmasını görüyoruz gibi. Evet. Çünkü işte belki 5 binanın bir tanesinde bir kapıcı ailesi olabiliyor. Aynen. Ya da olup olamayacağının da pek garantisi yok gibi. Aynen, çünkü aynen. Uzun vadede herhalde yapılan hesaplamalar hangisinin daha
ne diyelim, getiri ve götürü evet. hesabına dönüşen bir hali de var. Evet, kesinlikle. Yani daha da homojenleşen mahallelerden bahsedebiliriz. Yani kapıcıların tasfiyesiyle beraber, ama dediğim gibi yeni girenler kimler? O da ayrı bir soru. Ona da bakmak evet. lazım hakikaten. Evet, evet. Bu duygusal emek kısmını tam açamadık. Belki onu da söyleyip toparlayalım. Tamam. Son 2-3 dakikamız kaldı ama orayı da söylemek istedim açıkçası. Çünkü o önemli bir nokta çalışmanın. Yani alınan o emeğin, verilen emeğin insan ilişkileriyle olan tarafı bütün çalışanlar... ne diyelim, bütün çalışma alanları içinde gözleyeceğimiz bir şey tamam. belki, ama burada işte hem aile hem aynı yerde 7-24 beraber olmanın getirdiği bir hanenin içi durumu da söz konusu. Tabii. Belki ona da dair bir iki cümle söyleyip toparlamaya çalışalım. Tabii. Yani dediğim gibi bu iyi makbul kapıcı olmak kentsel dönüşümle beraber gelen riskleri minimize etmenin bir yöntemi olarak görülüyor. İyi makbul kapıcı olmak da duygusal emek vermekten, ücretsiz kalan emekleri, bakım emeği vermekten geçiyor. Dediğimiz gibi bu aslında yeni ya da yeni bir hikaye, yani neoliberal bir hikaye diyelim ama kapıcılara özgün bir hikaye değil. Benim buna odaklanmam, bunu kapıcılar da neden buna bakıyorum cevabı da aslında emek ilişkilerinin, emek süreçlerinin ne kadar mekansal olduğunu, mekan ya da kentin dinamikleriyle şekillendiğini evet. bu hikaye üzerinden anlayabiliriz. Çünkü hem kapıcıların sınıf olarak ortaya çıkması, dediğimiz gibi 65'ten sonra kırsaldan kente göç, yeni mülkiyet kanunuyla, kat imar kanunuyla bu binaların apartmanlaşmanın yapılması, bu kapıcıları bir mesleki grup olarak ortaya çıkarırken günümüzdeki kentsel dönüşümde kapıcıları tasfiye ediyor. Yani esasında bir meslek grubunun ve onun emek süreçlerinin kentin büyüme dinamiklerine ve aynı zamanda kentteki mekansal ilişkilere evet. ne kadar bağlı olduğunu bu araştırma ile göstermek benim de hedeflerimden bir tanesi. Yani emek literatürüyle, belki kent literatürüyle çok önemli bir şey. Yani kentin dönüşümünün, değişiminin aynı zamanda bir takım iş yaşamını, emek piyasaları nasıl şekillendirdiği, evet. aynı zamanda belki bakım da öyle bir taraf. Çünkü işte emekli bir nüfusun yoğun olduğu bir yerden bahsediyoruz ve daha kurumsal bir bakım hizmeti verilemeyen yerde belki işte kapıcılar orada bir ara gri alan olarak gerekli desteği sağlayan mekanizmalar kesinlikle. Olmuşlar. Kesinlikle. Kapıcı ve ailesi. Hatta. Kapıcı ve ailesi, evet. Sadece kapıcılar da değil. Evet. Aklıma gelen işte toplumsal cinsiyet boyutu ve yaş gibi birçok şey var ama herhalde burada kapatmak gerekiyor. Eklemek onları istediğim bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. O zaman tezimi bitirdiğinde gene konuşalım diyorum. Ellerine evet. sağlık. Çok güzel bir saha çalışması. Çok emek verildiği ortada. Geldiğin için çok mutlu oldum. Tanıştığımız için evet. de çok mutlu oldum. Ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Görüşmek üzere diyelim. Evet. 71. programımızı da bitirdik. 1 Mayıs itibariyle de belki bugüne kadar çok fazla aldığımız emeğin karşılığını yeteri kadar söylemediğimiz bir grubu, kapıcıları tartışmış olduk. Hem de kentsel dönüşümün hem kendi evlerinden hem de işlerinden ne diyelim dışarıda bıraktığı, zorunlu olarak kendi kontrollerinin dışında yaşadıkları alanı ve aynı zamanda emeklerini verdikleri alanı kaybettikleri bir sürecin içinde. Herkese iyi haftalar diliyorum.